Sirenler çalıyor. Dün gece de Lviv'de, ki Lviv güvenli bir şehir, burada da çok fazla siren çaldı. Sabaha karşı, sabah saatlerinde, yine az önce, yaklaşık bir saat önce yine siren sesleriyle yankılandı Lviv, kent merkezi. Şimdi insanlar sığınaklara iniyor. Tabii ki bir olası bir hava saldırısının ihtimali karşısında insanlar hemen bulundukları binaların altındaki sığınaklara giriyorlar, ama birçoğunda da tabii ki sığınakta yok. O nedenle şimdi burada hızlı bir hazırlık var günlerdir. Her ne kadar biz Lviv'i, işte Çernivitsi gibi bu illeri, batı illerini güvenli olarak göstersek de bu illere yaklaşık 100 kilometre mesafedeki örneğin Lutsk şehri, yine Ivano-Frankivsk şehri defalarca hava saldırısıyla vuruldu. İşte bu endişeyi arttırmaya başladı. O nedenle de hızlı bir çalışma var. Şimdi bulunduğumuz yer Ivano-Franko Parkı burası. Normalde Lvivlilerin yürüyüş yaptığı, spor yaptığı, evcil hayvanlarını gezdirdiği bir nokta. Şimdi bakın, burada 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sığınaklar var. Aslında üstü toprakla kaplıydı ama artık şehirde yer kalmadı. Yani oteller dolu, kamu binaları artık birer yatakhane olarak kullanılıyor, sığınak olarak kullanılıyor. Hiçbir yerde yer yok. O nedenle de Lvivliler büyük parkların altındaki o sığınakları da açmaya başladılar. Nasıl? İş makinalarıyla, yine kazmalarla, küreklerle buralara sığınak yapıyorlar. Hem yeni sığınaklar yapılıyor, hem de mevcut sığınaklar yeniden hazır hale getiriliyor, ki çok ilginç bir manzara. Şimdi göstereceğiz kameraman Cumhur Çatkaya ile birlikte. Bakın, işaretlemeler yapıldı. İşte bu parkın içine sığınak açıldı, ki tekrar belirtelim, bu sığınak 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınak. Ivano-Franko Parkı'nın altı tamamen yüzlerce metre uzunluğunda bu sığınaklarla dolu. Ve bunların normalde kapıları kilitliydi. Üzerlerinde topraklar vardı, toprak örtüsü vardı ve işte onu iş makinalarıyla kapattılar. Şimdi burada hızlı bir hazırlık var. İnsani malzemeler taşınıyor ve ışıklandırma da yapılacak. Bakın, şimdi girip göstereceğiz. İşte kapıdan da anlayabilirsiniz. Bakın, çok eski paslı kapı. Bunlar açıldı. Şimdi biraz içeri doğru götüreceğiz sizleri. Tabii değişik bir duygu bizler için de. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış bu sığınak. Yüzlerce metre uzunluğunda. Şimdi siz sadece girişini görüyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş Cumhur Çatkaya ile beraber yürüyerek biraz içine gireceğiz. Şimdi buralar ışıklandırılacak. Dediğim gibi insani malzemeler getirilecek. Bakın, uzayıp gidiyor. Şimdi yavaş yavaş gideceğim. Biraz daha göstereceğim. Deyim yerindeyse bir köstebek yuvası gibi bu parkın altı, ki çok büyük bir park. Buranın en büyük parkı Lviv'in. İşte burada bakın, uzayıp gidiyor. Şimdi sizlere göstereceğiz. Bakın, yani bu şekilde yüzlerce metre odalar halinde. İşte Lviv'deki nüfus artışı, bir taraftan tahliyeler devam ediyor. Polonya'ya, Romanya'ya geçiyorlar insanlar, ama burada da endişe seviyesi artıyor. Bunu belirtelim. Neden? Çünkü iki şehir, buraya çok yakın iki şehir vuruldu. Aslında geçtiğimiz günlerde bu panik havası yoktu burada. Burası güvenli şehirler olarak biliniyordu. Ukraynalılar bu noktaya, Lviv'e ulaşmaya çalışıyorlardı ki birçoğu ülkeyi terk etmeden burada kaldılar. Ama artık bugün itibariyle tren garındaki yoğunluğu da gözlemledik. Yani düne göre bugün daha hareketliydi. Sebebi de insanların burada bile kendilerini güvende hissetmemesi. Öyle ki ülkeyi terk etmeye çalışıyorlar. 2,5 milyon kadar kişi, Birleşmiş Milletler rakamlarına göre bir hazırlık var şehrin içinde, Lviv'de. Özellikle de kamu binalarının altındaki sığınaklar hazırlanıyor. Kum torbalarıyla kapatılıyor ve bir taraftan da şehir içinde mevcut sığınaklar güçlendiriliyor. Aynı zamanda işte 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bu ve benzeri sığınaklar da hazır hale getiriliyor. İşte bir tanesini sizlere gösterdik. Bakın. Şimdi buradan tekrardan geri çıkacağız. Evet. Burası. Şimdi sizlere burayı da göstereceğim. Bakın, burası park. İşte oteli görüyorsunuz. Burada evler var. Bu bölgedeki insanlar için yapılmış bir sığınaktı burası. Cumhur Çatkaya'da şimdi sizlere gösteriyor, bakın. Evet.
bir sığınak Ivana Franko Parkı içinde ve hala da çalışmalar devam ediyor.